Merhaba sayın seyirciler. 24 ekranında 24 dakikaya hoş geldiniz. Bugün tüketim konusunu ele alacağız. Tüketim ve mutluluk ilişkisini işleyeceğiz. Konuğumsa psikiyatrist doktor Ayhan Akçam Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk. Efendim Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan 11 ayda bir cep telefonu değiştirecek kadar zengin miyiz sorusunu sordu ve tüketim konusunda müthiş bir tartışma başladı. Toplumumuza baktığımız zaman özellikle teknoloji ürünlerinde cep telefonu önde gidiyor ve en yenisi takip ediliyor. En yenisinde bir revaç var, trendler takip ediliyor, en yenisini almaya çalışıyoruz özetle. Bunun nedenini eğer sorgularsak? Bir statü göstergesi midir cep telefonu ya da araba gibi ürünler? Şimdi tabii şöyle, tabii bakanımızın bu beyanatı önemli ama bakanımız biraz geç kalmış. Yani bu işin hayatın tam merkezine oturduğu konusunda. Çünkü küreselleşme ile beraber bütün dünyada her birey bir tüketici. Ve o insanın o tüketici özelliğini de kontrol etmek en önemlisi. Bu da tüketim modelleri, tüketim alışkanlıkları dediğimiz durum. Yani sizin nasıl tüketeceğinizi, nasıl alışveriş yapacağınızı bu politikalar belirliyor. Nereden belirleniyor? İşte dünyaya hakim olan büyük şirketler. Burada da en model olan şey cep telefonu. Aslında cep telefonu normal telefon olarak kullanılmıyor artık. Cep telefonu hayatın ortasında, yani her şey için cep telefonu kullanılıyor. Burada da üç grup insan tanımlanmış. Bir, teknoloji özürlü olan insanlar, 50-60 yaşında olan, yani bilgisayar kullanmayan, sadece televizyonu haberler olarak seyreden, cep telefonu da açıp kapatıp sadece konuşan kişiler. İkinci bir grup, ne özürlü ne teknolojiye kullanan. Yani bazen kullananlar, bazen kullanmayanlar. Biz o gruba giriyoruz mesela, biz de yaş grubu olarak. Bir de 30 yaş altı teknoloji müthiş kullanan, elini aldığı zaman hakikaten her türlü bilgiyi aktarabilen, mesela yeni model cep telefonlarını aldığında 2 dakika içerisinde çözebilen bir grup var. Bu da 30 yaş altı grup ve bu insanların, inanın bu insanlar bu dediğiniz 11 ay değil, her ay cep telefonu değiştiriyor. Şimdi aslında Sayın Bakan'ın galiba gündemi taşımak istediği mevzu şu. Çok fonksiyonel teknolojik ürünler var ve fonksiyonlarından dolayı ihtiyacı binaen alışveriş yapıyoruz. Bunu zaten sorunsallaştırmak mümkün değil. Ancak düşük gelirli olmasına rağmen kendisini çok zorlayarak, şartlarını ve bütçesini çok zorlayarak en trend olan şey neyse o konuda bir alma eğilimi, satın alma eğilimi söz konusu. Bunu galiba sorunsallaştırıyoruz. İhtiyaç olmadığı halde neden son teknolojiyi almak istiyoruz? Evet, şöyle bu tür grup, mesela bu bahsettiğim teknolojiyi kullanan gruba teknolojiyi son ürünü kullanmak zorunda. Çünkü hayatı onun üstüne kuruyor. Yani evet, işte tam da benim sormak istediğim bu. Yani hayatını onun üstüne kuruyor. Yani psikolojik açıdan değerlendirelim. Tabii, yani konuyu. Nedir işte alışverişini oradan yapıyor, haberleri oradan izliyor, gazeteyi oradan okuyor, telefonla konuşuyor, mesajlar alıyor. Ama siz fonksiyonel olarak kullananlardan bahsediyorsunuz. Evet. Fonksiyonel olarak kullanmıyor ancak yine de bütçesini çok zorlayarak evet, o cep telefonunu elde etmek istiyor. Kendisine evet, kattığı değerden bu bir, dolayı. Bu bir statü. Çünkü biz de birçok çalışma yapmıştık. Yani insanlar ne oluyor da yani bu kadar çok aslında ekonomik birikim olmamasına rağmen bu kadar çok borcun veya işte taksitlendirmeyle evet, alıyor, takip ediyor diye. İki insandan birisi risklidir bu anlamda. Aslında bu psikolojik olarak da bilinir. Zaten tüketim alışkanlıklarını planlaması yaparken bu büyük şirketler bunun üzerine kuruyor. Mesela size bir örnek vereyim. Şu kredi kartı. Evet. Bu kredi kartı iki insandan birisi son limitine getirir. Bunu engelleyemezsiniz. Aslında yani kredi limitini son limitine kadar kullanma alışkanlığı iki insandan birinde var. Bunu engelleyemiyor o insan. Ama diğer insan engelliyor. Hedef kitle bu. Son limitine kadar kullanan. Bu kişi aslında sadece kredi kartında değil, işte teknoloji son ürünü kullanıyor. Parası olmamasına rağmen. Evet. Aynen. Yine mesela bu insanlara bakıyorsunuz trafikte kavgacı. Bakıyorsunuz çok sık problem çıkarıyor. Tepkisel. Anlıyorum. Kumar oynuyor.
evlilikleri sürdüremiyor. Çok sık iş değişikliği yapıyor. Böyle yani bir böyle insan bir iki insandan var. Birisi böyle. Şu konuyu da dilerseniz konuşalım. Sayın Bakan'ın tartışmaya açtığı diğer bir mevzu da şu. Ekonomimizde ihracat giderek büyüyor. Rekor seviyedeyiz. Gerçekten bu sevindirici bir vatandaş olarak hepimiz için. Ancak ithalatta da rekor kırıyoruz. Asıl sorun bu olsa gerek. Düşündürücü olan kısmı bu. Avrupa'ya gittiğimiz zaman oradaki vatandaş satın alma kriterleri arasında mal seçerken, ürün seçerken ucuzluğuna bakar, kalitesine bakar. Bunun yanında örneğin bir Almansa vatandaş Alman malı olmasına da dikkat eder. Fransız malı ile Alman malı yan yana ise Alman malını tercih eder. Ancak bizim vatandaşımızda böyle bir bilinç var mı? Ne dersiniz? Evet şöyle biz... Bu aidiyet konusunda evet. Soru oluşturur mu? Şimdi şöyle o alana baktığımızda şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Yani psikolojik olarak bu insanlara bilgi var, bilgiye ulaşıyor, bilgiyi elde ediyor. Fakat bilgiyi işleyemiyor. Yani bilginin işlenmesi konusunda problemi var, zafiyeti var. Yani bir türlü oradan ders çıkaramıyor kısacası. İşte bakıyorsunuz bu insanlar... Mesela alışveriş yaparken, kendini zora sokarken, işte o tür zor durumlara düşerken, oysaki kontrol sistemleri geliştirmesi lazım, almaması lazım. Çok sık kredi kartının limitini zorlamaması lazım. Evine hacizler getirmemesi lazım. Yani evliliğini veya işinden kovulacak düzeyde kredi kartı mağdurları olmaması lazım. Yani dolaylı evet, oldan bu çok önemli. Ama bu... Ancak satın alma kriterlerimizde eklememiz gereken başka şeyler de var galiba. Şundan bahsediyorum. Türk malı çok kaliteli ve çok ucuz yer yer. Ancak gidiyoruz sırf marka olduğundan dolayı ithal malları tercih ediyoruz. Sorun burada galiba. Ama doğru ama yalnız marka giymek veya marka kullanmak bu bir yaşam biçimi artık. Yani siz... Bu bahsettiğimiz o 30 yaş altı teknolojiyi kullanan grubu anlatamazsınız. Çünkü yani bu eskiden... olmak için gerekli olan bir şey olarak mı dayatılıyor bilinç hattımıza? Tabii önce şekil önemli. Yani önce imaj önemli. Önce şov önemli. Yani dolaylı yoldan bu artık son 20 yıldır, 30 yıldır bütün dünyada sunuldu. Dolaylı yoldan yani bu risk grubu olarak mesela bizim ülkemiz çok genç bir nüfusa ait. Evet. Dolaylı yoldan bu genç nüfus tabii ki bir pazar. Bunun için biz kontrol edemiyoruz. Ve bu propagandalara çok açık yönlendirmeye çok açık. Çok açık. Çünkü neden? Çünkü evet. Bakıyoruz bu insanların yani önce şekil olarak bakıyor. Yani meslek çok önemli değil. Yani paranın nasıl kazanılacağı çok önemli değil. Önüne çok fazla bir model sunamıyoruz. Mesela eskiden biz çok güzel modeller sunuyorduk. Yani insanın meslek edinmesi konusu. Mesela doktor olsun, avukat olsun veya bir şey. Rol modellerde de sıkıntı var. Şimdi artık onlar hepsi rafa kaldırıldı. İşte kısa yoldan nasıl para elde edilir? Çünkü hayatın merkezi artık para üzerinden dönüyor. Ve o parayı elde ettiğinizde de her şeyi elde edeceksiniz. Para var, her şey var mantığıyla. Peki ben bu konuda bir istatistik okuyayım. Bankalar Arası Kart Merkezi 2011 yılı istatistiklerini açıkladı. 2011'de kartlarla toplam 546 milyar lira harcadık. Bu miktar Yunanistan ekonomisini geride bırakıyor. Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar %24, banka kartlarıyla yapılan harcamalar ise %54 arttı. Siz de buna vurgu yaptınız. Özel günlerde ise alışveriş tavan yapıyor ve internetten alışverişi hızla yayılıyor ve önümüzdeki günlerde de galiba bu durum daha bizi çok şaşırtacak. Şunu konuşmak lazım. Tüketim yaparak kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Oysa çok geçici, sönük tatminler bunlar. Kısa süreli memnuniyetler galiba. Bu noktada hani kapitalizmin sunduğu bize çok seçenekli ürün yelpazesinden bir şey seçip de onu satın aldığımız zaman kendimizi mutlu zannetme durumundan bahsediyorum aslında. Bunu psikolojik olarak nasıl açıklarsınız? Tabii bir haz ilkesi yani sahip olmak istiyor, sahip oluyor, geçiyor. Çünkü geçmezse arkası gelmez. Yani dolaylı yoldan sürekli bir haz ilkesi söz konusu zaten. Bakın bu şurada, bir ilki ama haz ilki ama, sürekli bakın, tatmin edilmek ve sürekli yenilenmek tabii, ama istiyor. Bakın, özellikle 20, kapitalist bir 20 yıl önce, 30 yıl önce bu yoktu. Mesela siz yani rahmetli Özal öncesi dönemi yaşamış kuşağı sorduğunuzda kendini frenleyebilme veya tüketim boyutunda hakikaten farklı aslında olduğunu görüyorsunuz. Aslında çok eskiye gitmiyoruz. İki nesil, iki kuşak önceye gittiğimizde bu alışkanlıklar yok. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki neden diye sorarsam. İşte küreselleşmeyle efendim. Çünkü sizi alışkanlığınızı siz belirlemiyorsunuz. Size bir örnek vereyim. Buyurun. Türkiye'de şu anda isim vermeyeyim. En büyük
GSM operatörünün bir yılda harcadığı, reklama harcadığı para 32 trilyon lira. Yine Türkiye'nin bir numaralı bankasının bir yılda harcadığı yine reklam geliri 20 trilyon lira. Evet. İkisini bir araya getirseniz Yunanistan şu anda açığa çıkar. Yani çünkü 70 milyona hitap ediyor. Artı 70 milyon dışında biz bölgede modeliz. Mesela geçtiğimiz dönemde bir bölgesel bir çalışma yapmıştık, bilimsel çalışma. Hakikaten yurt dışından gelenler öyle bir şey söyledi ki, sizin burada yaptığınız her şey, inanın, işte Makedonya'dan başlayıp aşağıda Yemen'e kadar etkiliyor. Yani işte Türk dizilerinden, işte Türkiye'deki mesela o dizilerdeki takılardan, bizim yaptığımız modellere kadar bunlar alınıyor. Ama biz burada köprü vazifesi görüyoruz. Onun için yani evet zenginleştik gibi gözüküyor veya üretimimiz belli bir noktada evet zenginleştik belki dolar bazında ama hedef kitle ve ithalat bazında da çok zor durumlara sokuldu. Ama burada da hedef aslında sadece Türk halkı veya Türk genci değil. Türkiye'deki bu tüketim alışkanlıkları beraber bu bölgeye hakim olmak. Zaten az için... önce siz iki kuşak öncesinden bahsettiniz ve onların ihtiyaç algısı ve ihtiyaç kavramına bakış açısından bahsettik aslında. Bunu biraz açalım dilerseniz. Çünkü tüketimi konuşurken sosyolojik bir kavram, ihtiyaç konusunda konuşmazsak olmaz. İhtiyaç dediğimiz şey sosyolojide nedir? Barınmak, doymak, sağlık ve eğitim. Daha ötesi yok. Ancak günümüz şartlarında ve bolluk dünyasında ihtiyaç kavramını tartışmak çok önemli. Nerede başlayacak, nerede bitecek, tabii, ne ihtiyaçtır? Çünkü sorduğunuz zaman evde 10 tane de olsa aynısından alıyor kişi, yeni çıktı diye ve ihtiyacım vardı aldım diyor. Bunu nasıl açıklarız? Şimdi şöyle, yani psikolojide bir piramit vardır. Bu piramidin en altında temel ihtiyaçlarla ilgili konu vardır. Yani işte barınma, beslenme ile ilgili, hemen üstünde kendini güvende hissetme ile ilgili korumadır. O da işte sigorta sistemlerinden tutun işte kendine birikim sağlama kadar. Hemen üstünde ikisi belli bir noktadan oluşturması aidiyet duygusu. Bu da Türkiye'de genellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonlu olmakla veya hemşehrili olmakla eşdeğerdir. Oysa ki aslında o değildir aidiyet olma. Aidiyet olma aslında siz mesela var olan kültürel birikiminiz veya hobilerinizde olan bir aidiyet. Yani STK bazında sizi memnun eden veya gönüllü çalışabileceğiz alanlarda. Aslında az önce bahsettik, hani aidiyet duygusuna da vurgu yapmış olduk. Türk malını seçmek ve onu satın alma kriterlerimize koymak bile bir vatan sevgisi adına bir aidiyet olsa gerek. Ama işte bu yok. Evet. Yani şimdiki nesilde yok maalesef. Yani yapamadık veya o anlamda eğitim veya altyapımızı oluşturamadık. Dördüncü bir alanda özellikle kendini gerçekleştirme boyutudur. Evet. Kendini gerçekleştirme boyutunda da yani sizin artık bu maddi yönden veya kendi elinize yönelik davranışlardan çok sosyal çalışma veya toplum yararına olan çalışmalardır. Yani bunların her biri karıştı şu anda. Evet. Yani bakıyorsunuz insan, yani temel ihtiyaç problemi olan insanı 3. katta görüyorsun, 4. katta görüyorsun. Yani o psikolojideki o temel piramitteki olmazsa olmaz, yani önce 1. kat sonra 2. kat, o da çatırdadı. Ve o dolaylı olan tabii burada en tepesinde daha çok bir sıkıntı tabii var. En tepesinde olan da aslında yani tamamen artık dünyayı değiştirici olan kendini gerçekleştirme düzeyi. Tabii bu da tabii şunu vurgulamakta fayda var. Yani bu soru, yani Sayın Bakanımızın ortaya attığı soru sadece bize özgü bir şey değil. Yani küresel bir soru. Küresel aslında bir soru. Aslında yani şu andaki krizin altında da o yatıyor. Mesela 10 yıl önce özellikle filmlerde gördüğünüzde, Matrix türü filmlerde de gördüğünüzde dikkat edersiniz, orada da evet biz çok iyi yere gidiyoruz ama acaba bizim o duygularımız, insanlığı duygularımız nereye gidiyor? Tamamen ortadan kalkıyor. Kalktığı zaman işte insanoğlu o duygular, yani toplumu bir yere tutan o sosyal duygular ortadan kalkınca insan duygular işte bencilleşiyor, canavarlaşıyor. Daha başka neleri tüketiyoruz? Daha çok şiddet uygulayabiliyor. Sizinle.